Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Ukrayna'nın bazı doğu kentlerinde Rus yanlısı gösteriler düzenlenmesi ve bazı hükümet binalarının göstericiler tarafından ele geçirilmesi, geçen ay Kırım'ı topraklarına katan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna ilerlemesiyle ilgili kaygıları tırmandırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, dün Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Lavrov'un bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre Kerry, Lavrov'a Ukrayna'da istikrarı bozacak bir adım atarsanız bedelleri ağır olur uyarısında bulundu. İşte bu nedenle uzmanlar Rusya'nın askeri bir hamlesinin ciddi ve beklenmedik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuyor. Rusya, Ukrayna sınırından bir askeri birliğini geri çekerek iyi niyet gösterisi yaptı. Ancak geride kalan on binlerce asker, NATO komutanı Amerikalı General Philip Breedlove'a göre harekata dönüşebilecek bir tatbikata katılıyor. Ukrayna sınırında bekleyen Rus ordusu çok büyük ve her şeye çok hazır. Gönüllülerin ve yedeklerin de dahil olduğu Ukrayna ordusuysa çok daha küçük. NATO güçleri krizin yaşandığı bölgeden uzakta. Ayrıca yetkililer Rusya ile Ukrayna için savaşa girmek istemediklerini açıkça söyledi. Rusya isterse nüfusun büyük kısmını Rusların oluşturduğu Doğu Ukrayna'yı alabilir. Ancak bölge çok büyük ve savunması çok zor. Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden Rus uzman Igor Sutyagin yakın vadede bir işgal beklemiyor. Bu bölgeyi ele geçirmek için çok büyük bir orduya ihtiyaç var. Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmek ve ele geçirmek mümkün. Ancak elde tutmak imkansız. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı emekli Tuğgeneral Ben Berry, Moskova'nın Rus nüfusun Kırım'daki kadar büyük olmadığı Doğu Ukrayna'da başka sorunlarla da karşılaşabileceğini söylüyor. Rus askerlerinin bölgeyi işgaline karşı çıkan Ukrayna halkı uzun vadeli gerilla savaşı yürütebilir. Bu arada uluslararası toplumun Kırım'ı ele geçiren Rusya'ya karşı ekonomik ve siyasi yaptırımları artırması bekleniyor. Uluslararası toplum Rusya karşısında zayıf davrandığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Igor Sutyagin, yaptırımların Rusya'ya milyarlarca dolara mal olduğunu ve önemli bir caydırıcı rol oynadığını söylüyor. Rusya, NATO üyelerinin uyguladığı ekonomik yaptırımları siyasi veya askeri tepkilerden daha çok ciddiye alıyor. Rusya'nın hedefleri arasında Kiev hükümetini Doğu Ukrayna'da zayıflatma, bölgeyi ekonomik olarak Rusya'ya bağımlı hale getirme ve NATO'ya Rusya sınırından uzak durma mesajı vermenin olduğunu söyleyen uzmanlar, Moskova'nın bu hedeflere bölgeyi işgal etmeden de ulaşabileceğini belirtiyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. P5+1 ülkeleriyle İran arasındaki 3. tur görüşmeler Viyana'da başladı. Tarafların amacı Temmuz ayı sonuna dek kalıcı bir anlaşmaya varmak. Her iki taraf da bu kalıcı anlaşmanın ilk temellerinin önümüzdeki aydan itibaren atılabileceği yönünde umutlu açıklamalarda bulunuyor. Bu arada hatırlatalım, İran'la nihai anlaşmaya varmak için yapılan geçici anlaşma sonrasında Amerika'da dahil olmak üzere P5+1 ülkeleri İran'ı bazı yaptırımlarda yumuşama sağlayarak teşvik etmeye çalışmışlardı. Ancak Amerikan Senatosu'nda bazı senatörler hala yeni yaptırımlar uygulanmasının Tahran'ın sürece daha sıkı bağlanmasına yol açacağını savunmaya devam ediyor. Michael Baum'un haberi. Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, yasanın uluslararası görüşmecilerin Tahran'la nükleer programını kısıtlayan bir nihai anlaşma gerçekleştirme şansını güçlendireceğini savunuyor. Bu yasa bir yere varmayacak olan görüşmeleri kesmiyor. Ama 6 aylık sürenin sonunda İranlılara müzakerelerden sonuç çıkmazsa daha sert yaptırımlarla karşılaşacaklarını söylüyor. Halen yapılmakta olan görüşmelerde elimizi güçlendiriyor. Yasa tasarılarını Kongre Genel Kurulu'nda oylamaya sunma yetkisi Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'e ait. Reid önce görüşmelere başarı şansı vermek istediğini söylüyor. Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğerleri arasında İran'ın nükleer silah yeteneğine kavuşmasını önlemek için görüşmeler sürüyor. Birçok kez söyledim ve bugün yine tekrarlıyorum. İran'ın nükleer yeteneklere sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Reid'i eleştiren Cumhuriyetçi Mitch McConnell bu güvenceyi yeterli bulmuyor. Bu, iki partiyi ortak amaçla birleştirmesi gereken ender bir konu. Bunun için çoğunluk liderinin Başkan Obama ne derse hemen ona uyma tavrını bırakması gerekiyor. Obama'nın dış politikası Amerika'nın deniz aşırı taahhütlerinden çekilmesine ağırlık veriyor. Bu hem bizim hem de müttefiklerimizin güvenliğini tehdit eden kötü bir dış politika.
İran yeni yaptırımların görüşmeleri torpilleyeceğini söylüyor ama bu Cumhuriyetçi Senatör Kelly Ayotti için ikna edici değil. If Iran walks away from the negotiations, bu iki partiyi ortak amaçta birleştirmesi gereken ender bir konu. Bunun için çoğunluk liderinin Başkan Obama ne derse hemen ona itiraz etme tavrını bırakması gerekiyor. Obama'nın dış politikası Amerika'nın deniz aşırı taahhütlerinden çekilmesine ağırlık veriyor. Bu hem bizim hem de müttefiklerimizin güvenliğini tehdit eden kötü bir dış politika. Başkan Obama Kongre'den çıkacak yeni yaptırımları veto etmeye kararlı olduğunu tekrarlıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da Başkan Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Savunma Bakanı Chuck Hagel, Afganistan'da cumartesi günü yapılan seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesinden memnun. Seçimler, Afganistan'da iktidarın ilk kez demokratik şekilde el değiştirmesi anlamına geliyor. Afganistan'ın yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirlemek haftalar sürecek olsa da, Obama yönetimi yeni liderin ikili güvenlik anlaşmasını imzalayarak ülkede bir grup Amerikan askerinin kalmasına izin vereceğini umut ediyor. Tehditleri aldırmayan rekor sayıda Afgan seçmen yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandıklara akın etti. Eşref Gani adaylardan biriydi. Afgan halkı kurşunlarla değil, oylarla konuşacağını kanıtladı. Afgan kamuoyu demokrasi istiyor. Demokrasiye inanıyor ve burada çalışacağını gösteriyor. Oy kullanma işleminde bazı aksaklıklar olduğu yolundaki şikayetler seçmenlerin demokrasiye inancını sarsmadı. Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullah Abdullah da umutlu. Şikayetlerimizi belirledik ve ilgili kurumlara ilettik. Bağımsız Seçim Şikayet Komisyonu'nun başvurularımızla usule uygun şekilde ilgileneceğini umuyoruz. 12 yıl süren Afgan Savaşı Amerika'nın katıldığı en uzun savaş oldu. Başkan Obama, Afganistan'da çok zor elde edilen kazanımların korunacağı ve savaşın biteceği sözü verdi. Obama yönetimine göre seçimler sırasında Afgan güvenlik güçlerinin başarılı bir performans sergilemesi, asker sayısını hızla arttırıp sonrasında geri çekme taktiğinin doğru olduğunun kanıtı. Afganistan'daki seçimler Amerika'daki seçimlerden biraz farklı. Amerika'da seçim sonuçları aynı gece ya da ertesi gün açıklanır. Afganistan seçimlerinin kapsayıcı ve barışçı olmasını ve kamuoyu tarafından kabul görmesini umuyoruz. Siyasi geçiş sürecinin istikrarlı olması, Afganistan'a verilen uluslararası desteğin sürmesi için şart. Hamid Karzai'nin aksine tüm Cumhurbaşkanı adayları birkaç bin Amerikan askerinin eğitim verme ve danışmanlık yapma amacıyla Afganistan'da kalmasını sağlayacak ikili güvenlik anlaşmasını imzalayacaklarını söylüyor. Amerikan askerlerinin çekilmesini destekleyen Senatör Tim Kaine de kazanımların boşa gitmemesi gerektiğini savunuyor. Afganistan'da neredeyse 2300 Amerikan askeri can verdi. Amerika'nın 600 milyar dolar harcadığı Afganistan'da yakın gelecekte uğraşılması gereken çok sayıda sorun olduğunu göz ardı edemeyiz. Ancak Taliban'ın devrildiği 2001 yılı Ekim ayından bu yana geçen 13 yılda Afganistan'da elde edilen kazanımları da unutmamalıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin asgari ölçüde şiddet eylemiyle sona ermesi hem Beyaz Saray hem de Kongre'ye rahat bir nefes aldırdı. Afganistan'ın önümüzdeki ay göreve başlaması beklenen yeni lideri kucaklamaya hazır olduğu görülüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. İngiltere bir süredir Suriye'de cihatçılarla birlikte savaştığından kuşku duyduğu bazı vatandaşlarını ülkeye dönüşlerinde gözaltına almaya başladı. Zira İngiltere kendi içinde cihatçıların sayısının artmasının bir iç güvenlik sorunu yaratmasından kaygılanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan binlerce kişinin Suriye'de muhaliflerin arasında savaştığı düşünülüyor ve tehdit tüm kıtada çok ciddiye alınıyor. Henry Ridgewell'in Londra'dan gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. 6 Şubat'ta kaydedildiği bildirilen bir amatör videoda İngiliz vatandaşı Abdülvahid Mecid Halep dışında görüntülenmiş. Mecid, El-Kaide bağlantılı Nusra cephesi savaşçılarıyla görülüyor. Mecid'in koyu İngiliz aksanı rahatlıkla seçiliyor. Konuşamam. Herkes benden bunu istiyor. Ben iyi bir konuşmacı değilim. Boğazım düğümleniyor. Konuşmam çok zor. Bu insanın içinden gelmeli. Abdülvahid Mecid daha sonra Halep cezaevinin kapısına bomba yüklü bir kamyon sürerken görüntüleniyor. Patlamada Mecid ve çevresindekiler ölüyor. Cezaevindeki bazı mahkumlarsa kaçmayı başarıyor. Londra'daki King's College'dan Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi uzmanı Shiraz Mahir anlatıyor.
İntihar saldırısı bağnazların nedenli beklenmedik düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu savaşçılar iki amaca ulaşmaya çalışıyor. Beşar Esad'ı indirip şehit olmak istiyorlar. Mahir'in tahminlerine göre 366 İngiliz vatandaşı Suriye'de savaşıyor. Bunların sayısı Irak ve Afganistan'daki cihatçılardan fazla. Batılı ülkelerin Esad'ı bir zalim olarak görmesi ve artık indirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmesi, onlara yaptıklarını haklı çıkarmaya yetiyor. İngiliz hükümeti kontrolü sıkılaştırdı. Ocak ayında 16 İngiliz vatandaşı Suriye'de savaştıkları ya da savaşmak için gitmeye çalıştıkları kuşkusuyla tutuklandı. 2013 yılında 24 kişi tutuklanmıştı. Uzman Raffaello Pantucci'ye göre geçmiş deneyimler İngiliz cihatçıların çifte güvenlik tehdidi oluşturduğunu gösteriyor. Afganistan ve Pakistan'da İngiliz gençlerin çatışmaların, cihatların içine çekildiğini gördük. Bu gençlerin hepsi El-Kaide'den emir aldı. Sonra döndüklerinde İngiltere'de saldırılar düzenlemeye başladı. Irak'ta da örnekler gördük. İngiliz gençler Irak'ta savaştı, daha sonra İngiltere'de başka olaylara girişmek istedi. Aralık ayındaki bir intihar saldırısını Irak ve Şam İslam Devleti adına savaşan Fransız cihatçı Nicolas Bon yaptı. Suriye'ye 700 Fransız vatandaşının savaşmaya gittiği tahmin ediliyor. Fransız terörle mücadele yargıcı Mark Trevidic'e göre çözüm Fransa'daki Müslüman toplumlarla daha fazla kaynaşmak. Şimdiye kadar sorunu yalnızca terörle mücadele yöntemleriyle çözmeye çalıştık. Bu da sadece kısıtlama getirir, sonuç vermez. Uzmanlar Suriye'de savaşmak isteyen cihatçıların sosyal medyadaki görüntüler yardımıyla bilgi aldığına, muharebe alanındaki cihatçılarla daha rahat kaynaşabildiğine dikkati çekiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Gündemde haberden çok daha fazlasını getiriyoruz ekranlarınıza. Sadece ilginizi çekecek başlıklar değil. Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre. Dahası Amerika'da yaşam ve Türklerin başarı öyküleri. Ve çok daha fazlası gündemde. Hayata dair ne varsa gündem farkıyla ekranlarınızda. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Gelin her hafta gündemde buluşalım. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. TGT Haber ekranlarından sizlere ulaştırdığımız bu bültenimizin Salı'dan Cuma'ya kadar olan canlı yayınını kaçırırsanız arşivimize ulaşmak için internet sitemizdeki multimedya bölümü size yardımcı olacaktır. Yayınlarımızda Amerika ve Dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları aktarıyoruz. Bunu da Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirlerinin gözünden yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın değişik köşelerindeki muhabirlerimizin gözünden ayrıntılı analizleri yayınımızın dışında internet sitemizde de kolaylıkla okuyabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmayı da yapmış olalım. İngilizce dersleri her zaman, herkes için, her düzeyde Amerika'nın Sesi'nde. Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.